Selamünaleyküm arkadaşlar. Serverleri tanıtmaya devam ediyoruz. Tabii ben seri serverlerden devam ediyoruz. Emeklerle işimiz yok. Emek, server karşıtıyız. Bundan önceki videomuzda sizlere Viral MT2'yi tanıtmıştım. Orada yine biraz emek vardı. Ot falan kasıyorduk sırf dönüştürürken ve benzeri. Burada yok. Burası full VS'lik. Onun dışında diğer 105 serverler gibi de değil. 120 yani yeni zırhlar ve benzeri var. Kemer sistemi de var. Kuşak sistemi yok. İnşallah ileride olur. Temennimiz bu yönde. Onun dışında dediğim gibi full VS'lik, bonuslu kostüm ve benzeri yok. Nesne market yok. Yani kimse size bir üstünlük sağlayamaz. Bildiğiniz güzel birebir VS atabilirsiniz. Bunun dışında serverin sitesinde bir oylama var. Bonuslu kostüm bosslardan düşsün mü diye. Şöyle gelecek tabi bosslar. Oylamada şu an bosslardan bonuslu kostüm düşsün çoğunlukta. Size siteye girip oyunuzu verebilirsiniz. Büyük ihtimalle birkaç hafta içinde bosslar eklenir. Onun dışında şöyle yavaştan size tanıtmaya başlamadan şöyle zırhı bir göstereyim ninjada. Gördüğünüz gibi kırmızı. Bunun son dönüşüm kırmızı. Viral MT2'de mavisi gelmişti. Buraya da gelir herhalde. Onun dışında şöyle güzel yeni kostümler de var. Mesela bu ninja bayağı iyi gidiyor. Onun dışında tabii ay yıldız kostümü ve benzeri yine var. Satıcıda gördüğünüz gibi kemerler var. Taşlar burada bulunuyor. Artı 4. Petler de bulunmakta. Hepsi aynı özelliği veriyor. Onun dışında iksirler yok. İksir yüzüğü var. Süresiz iksirlerin özelliklerini bize veriyor. Kemerlere kızıl alev taşı eklenmiyor. Neden bilmiyorum daha doğrusu. Ama oyunda yok yani. Onun dışında burada cevher ekleme bulunuyor. Direkt item üstüne sürüklüyorsunuz. Viral MT2'de daha önce göstermiştim. Onun dışında tekrardan Nesne Market'e bakıyoruz. Gördüğünüz gibi burada kostümler bulunuyor. Şu an üzerinde olan kostüm burada yok gördüğünüz gibi. Onları da buradan sandıklardan çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Biyolog Tactic. Onun dışında biyolog görevi 92-94. Birinde 1K HP veriyor. Diğerinde 4K HP vermiyor tabii ki. Diğerinde de salığı değeri veriyor 60. Onun dışında burada da krallık değiş ve benzeri var. Burada level NPC var. Gördüğünüz gibi level alıyorlar. Şöyle zırh satıcısını falan da bir göstereyim. Şu zırhı da giyeyim. Vururlarsa falan teke gitmeyelim. Gördüğünüz gibi burada 65 level silahlar var. Bir tane alalım dönüştürürüz. Gördüğünüz gibi diğer zırh ve benzeriler de burada. Bir tane de zırh alalım onu da dönüştürürüz. Gördüğünüz gibi dönüşüm önce turkuaz oluyor. Daha sonrasında bildiğiniz gibi beta. Sonrasında direkt hiçbir şey istemeden son dönüşüme dönüşüyor. Silahlar zaten 105'lik silahlar. Onda bir sıkıntımız olacağını sanmıyorum. Onun dışında şimdi gelelim serverin diğer serverlerden farkı ne? Tüm her şeyiniz tamam olduğunda gördüğünüz gibi 31-32'ye yakın canınız oluyor. İtemlere 2K HP geliyor. Neden şimdi az mı falan demeyin. Server dayarı 15 geliyor. Güç 15 geliyor. Çeviklik 15 geliyor. Kritik derece 12 geliyor. Oranlar sabit tabii. Bu konuda sıkıntı olmuyor. Damagelerde savaşçının damagesi biraz fazla. Onu da yakın zamanda ayarlarlar. Bunun dışında kask ve bilezik dönüşüyor. Diğer içtenler dönüşmüyor. Kalkan ve benzeri. Bunun dışında bileziğe hangi şey eklenecek, cevher eklenecek diye bir soru soranlar oluyor genelde bu serverlerde. Mesela cennetin gözü adı üstünde. Cennetin gözü cennet ekliyorsun. Abonuz küpe abonuz ekliyorsun. Bunun adı cennet, cehennem bileziği. Buna şimdi cehennem şeyi arıyorsunuz. Tabi geliyorsunuz buraya. Cehennem, cehennem diye bir şey yok. Buna arkadaşlar grana ekliyorsunuz. Bunu da bilmiş olunuz. Şeyler dışında içtenlerde zaten son dönüşümler dışında diğerlerini buraya cevher eklediğinizde otomatik ekliyor. Ama ona siz kendiniz eklemeniz lazım. Kemerlerle dediğim gibi tekrardan hatırlatayım. Kızıl Alev Taşı serverde bulunmuyor. Boşuna aramayın. Serverde sunar kolay geliyor. Yani ben bir günde 2 çar dizdim işte. 1 saat 2 saat uğraşarak.
Onun dışında antika sevenler için zaten RPG'de antikalar bulunuyor. Diğer serverlerde Apple'e satılan, burada beleş olan. Oyun böyle arkadaşlar. Burası gördüğünüz gibi kırmızı bayrak olmasına rağmen online'leri görüyorsunuz. Oyunda her cumartesi VS turnuvası, 2 haftada bir de pazar günleri lonca turnuvası oluyor. Kral oyuncuya kral tagı tabi. Kral oyuncuya da yine kral tagı veriliyor. Şu an kral oyuncuya tam bilmiyorum ama kral oyuncu sarı bayraklı Ali Bey diye birisi. Ona da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Server böyle. Server aktif oyuncusuyum. Sizi de bekliyorum. Kanalıma da abone olup takipte kalmayı unutmayın. İyi günler.